Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bizler medeniyetlerin beşiği Hatay'ın işçisi, emekçisi, esnafıyız. Buraya inşaatlardan, pamuk tarlalarından geldik. Hatay'da sınırın varlığı unutuldu. Eli silahlı cihatçılar türedi. Kimliksiz, sorgusuz, dokunulmazlıklar verildi onlara. Huzur bozuldu, güven ve barış yok edildi. Ticaret bitti. Gümrük kapıları kapandı, tel örgülü sınırlar açıldı, insan ticareti başladı. Silahlar, bombalar gelip gitmeye başladı. Dilenenler, köleler, satılanlar, kaçakçılık, kara para ve sokağa düşenler. Kamyonlar, tırlar, şoförler işsiz. Kısacası Hatay kan ağlıyor, kan. Her bedeli ödeyen biz, her zorluğa katlanan biz, ölen biz, soyulan biz, istismar edilen biz. Biz dolar kuru, borsa endeksi, faiz seviyesi değiliz. Bizler zulme, sömürüye, baskıya, yalana, talana, kan siyaseti yapanlara karşı adaleti, eşitliği, insanca yaşamı ve barışı haykırmak için buradayız. AKP'nin 7 Haziran'daki hizmetinden bugüne kadar istikrarlı bir şekilde yüzlerce insanımız katledildi. Gazetecilerimiz tutuklandı. Asker ve polisimiz öldürüldü, uluslararası krizler yaratıldı. AKP Türkiye'yi istikrarlı bir şekilde dış politikada savaş yanlısı, iç politikada gasplar ülkesi, dedikler ülkesi, katliamlar ülkesi, hırsızlar ülkesi, hendekler ülkesi haline getirdi. Bu iktidar kibrin iktidarıdır. Ötekileştirmenin, yok saymanın, hamasetin, yolsuzluğun iktidarıdır. Ermenek'te iş cinayetine kurban verdiğimiz bir canımızın babasına 10 liralık lastik ayakkabıyı utanmadan gönderenlerin, o ayakkabı kutularında milyon dolarları saklayanların iktidarıdır. Yanı başımızda Orta Doğu yanıp tutuşurken karpuz keser gibi insan kafası kesen terörist gruplara gönderilen silahların akıbetlerini gördük. Bu silahları haber yapan Can Dündar'a ve Erdem Gül'e selam olsun. Selam olsun yurdundan sürgün edilirken cansız bedeni kıyıya vuran Aylan bebeğe. Sorarım sizlere, Orta Doğu'da Türkmeni, Kürt'ü, Arap'ı, Hristiyan'ı, Alevi'yi katleden çetelere silah gönderen kim? Siz değil miydiniz? Irak, Suriye sınırını terör örgütlerinin geçiş kapısı yapan, siz değil miydiniz? İşçinin, emekçinin alın terini ayakkabı kutularında hiç eden, siz yalnızca ayakkabı kutularındaki paraları değil, aynı zamanda bu ülkenin, bu devrin, bu toplumun itibarını da sıfırladınız. Mısır'ı, Libya'yı, Irak'ı ve Suriye'yi kan gölüne çeviren, Sayın Hatip'i dinleyelim lütfen. Emperyalist güçlerin taşeronunu yapan sizler değil miydiniz? Reyhanlı'da, Suruç'ta, Ankara'da bombalar patladığında bu ülkenin MİT'i, bu ülkenin bakanı, bu ülkenin başbakanı, bu ülkenin cumhurbaşkanı sizler değil miydiniz? Şimdi hangi yüzle ülkenin bugünlere gelmesinde başka bir sorumlu arıyorsunuz? Sizin deyiminizle biz milli olmasına milliyiz de siz Türkiye üzerinde oynanan hangi projenin eş başkanısınız? Onu açıklayın.